Süslü sülü. Neyzen babalı bir dörtlüğü var. Bak çok güzel. Diyor ki anlamakla aşina değilsin ey tebakı külleyi. Ulan diyor oğlum ömrüm boyunca bülbül diye kovalarsın koskocaman Leyla'yı. Sülü o bülbül değil leylek daha. Bırak hayvanın peşini. Sülü. Ne oldu? Ama senin devamlı Fethullah Gülen'e ben yazıları çıkıyor internette röportaj yapmışsın. Danışmanlarının devamlı Fethullah Gülen'e övgüleri çıkıyor. Bak ben bu kadar açık söylüyor. Sen? Ben Süleyman'ın buraya maketini koydum da ondan onunla öyle konuşuyor. Süslü Süleyman kardeşlerim benim. Ya bir de en komiği ne biliyor musunuz? Bir tane Anadolu Ajansı muhabiri, ismini bilmiyorum. Bir genç arkadaş Süleyman Soylu ile ilgili bir soru sordu ya. Adamın abisi FETÖ'cüymüş dediler. Bakın şimdi devleti anlatacağım size birazdan bu ön atlı. Bürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Buna ilişkin çarşıda, pazarda, metrobüste, çocuklar, herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorun da sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı, savunması sizleri tatmin etti mi? Bunlar kamikaze gibiymiş. Bekler birden vururmuş. Ya senin elinde devletin imkanları yok muydu? Bilmiyor muydun onun abisinin FETÖ'cü olduğunu? Onun abisi FETÖ'cüyse oradaki tane bakan bu konularla muhatap onun da abisi FETÖ'cü. Bunlar haşhaşi ise birden hedefe odaklanıp vururlarsa her abisi FETÖ'cü olan da FETÖ'cüyse o zaman bakan devletin sırlarını nerede olduğu toplantıyı dinliyor. O da gizli haşhaşi ise takdir. Ben öyle bir şey demiyorum asla. Yani yaptığınız savunmanın mantıksızlığını anlatıyorum. Ya ciğeri yanmış adam söylüyor da. Yarın onu FETÖ'cü bulursunuz. FETÖ'cüler de öyle yapardı. O onu aramış, o da onu aramış, o da onu aramış. La zaten 7. aramada bir insan, köydeki en sade yaşayan bir insan bile dünyada her insanı silsileyle aramış oluyor. Onun bir matematiği vardı da uzun, şimdi burada anlatmayayım onu. Ya devletin ruhunu yok ettiniz. Namusunu zaten de kelediniz de ruhunu da yok ettiniz. Görüşeceğiz senle. Senle görüşeceğiz. Kardeşlerim, Fethullahçılarla ilgili düşüncelerimi burada anlatmak istiyorum. Eğer ki bana Fethullahçılar cennetin anahtarını getirirlerse ben onlara derim ki ben 80'lerde sizin masumiyetinizi görüp ya bunlar iyi insanlar diyenlerdenim. Yani bütün ülke gibi. Ama ben sizin içinizdeki canavarı gördüm. Ölüsü bence şehit Kudüs'ü Okkır. Memleketine gidecek ambulans parası yoktu. O zaman ambulanslardan para alıyorlardı. Ben Kudüs'ü o insanı Ergenekon'un finansörü diye aylarca temiz toplum, temiz toplum, temiz toplum diye yaygara yapıp ya adamın ölüsünü evine getirecek parası olmayan adamı Ergenekon örgütünün finansörü diye tüm ülkeye inandırdılar. Bunlar diyorlar bana seni diyorlar cenazeye işte FETÖ'cüler değil şunlar yollamadı sen hakka girdin diye yazıyorlar. Lan bırak ben sizin tehdirasınızdan geçtim hem de nasıl geçtim. Ya siz yapmadınız mı asker? Evinde arama yapıyorsunuz general adamın çocuk pornosu çıktı diye gazetelere verdiniz. Ya o adam hala daha düşünsene yanına bir ufak çocuk gelse sevmeye çekinir. Ulan acaba millet yanlış mı anlar diye. Ve adamın evine siz koydunuz. Veya başka bir tane general bir otelde kız arkadaşıyla beraber gidiyor. Otelde ihbar var deyip girip kadının çantasını ararken avuç içinde bir tane ekstaziyi bırakıp büyük skandal general işte kadın uyuşturucu partisi kan talili bile yok
Çünkü siz koydunuz. General namuslu adamdı, istifa etti. Kendisini tanımıyorum. Daha örnek vereyim mi? Ali Tatar. Ya en son herkes uyansın diye adam kafasına sıktı, kendini öldürdü. Bunlar gazetelerde de yazdılar biliyor musunuz kardeşlerim? Hesap vermeden nereye gidiyorsun? Vallahi sizin elinizde cennetin anahtarı olsa ben o cennete girmem. Ya siz Muzaffer abi kanser hastası inim inim onu ayrı anlatacağım. İnim inim inlettiğiniz adam öldü ya, şehit oldu. Ali Tatar da şehittir bence.